Değerli veliler, sevgili öğrenciler. Uzun yıllardır binlerce katılımcıyla gerçekleştirdiğimiz Geleneksel Otti Geliştirme Vakfı Okulları tanıtım günümüzü yaşadığımız zorlu koşullar nedeniyle bu platformda gerçekleştiriyoruz. Elbette yüz yüze olmayı hepimiz tercih ederdik. Ancak önce sağlık diyerek ve hepinizin sağlıklı kalmasını dileyerek tanıtım günümüze hoş geldiniz diyorum. Ben ODTÜ Geliştirme Vakfı Okulları Kurucu Temsilcisi Deniz Keskin. 20 yıldan uzun bir süredir ODTÜ Geliştirme Vakfı Okulları'nda görev yapıyorum. ODTÜ Geliştirme Vakfı Okulları ailesi olarak 1989 yılında Ankara'da temellerimizi attık. Kısa bir süre sonra Mersin, Denizli ve Kayseri okullarımızı açtık. Ardından Kocaeli, Niğde, Manisa ve Konya'da yer alan okullarımıza da danışmanlık hizmeti vermeye başladık. Geçen yılaştığımız Otü Geliştirme Vakfı İzmir okulumuz ile birlikte ailemizi genişletmeye devam ediyoruz sizler şu an çocuklarınızın geleceği için ekranlarınızın başındasınız okul tercihi gibi önemli bir karara tanıtım günümüzün ışık tutacağını düşünerek bir kez daha hoş geldiniz diyor ve sizleri kısa tanıtım filmimizde baş başa bırakıyorum uygarlıktan, bilimden ve fenden kuvvet alıyor, ona göre yürüyoruz. Mustafa Kemal Atatürk. Atatürkçü düşünceyi özümsemiş, çağdaş yaşamın gerektirdiği bilgi, beceri ve değerlerle donatılmış bireyler yetiştirmenin önemini bilen büyük, kocaman bir aileyiz biz. 30 yılı aşan eğitim serüvenimiz 1989 yılında Ankara'da Ot Yerleşkesi içinde kurulan bir ilkokulla başladı. Bu okulumuz çağdaş ve yenilikçi eğitim felsefesiyle ilerleyen yıllarda Mersin, Denizli, Kayseri kampüslerimize öncülük etti. Eğitim serüvenimiz İzmir Güzelbahçe'deki yeni kampüsümüzle devam ederken her geçen gün ailemiz daha da büyüyor. Kurumumuzu büyütürken en temel amacımız öğrencilerimizin bilinci Atatürk devrimlerinin ışığıyla aydınlanmış, en çağdaş yöntemlerle edindikleri bilgi, beceri ve değerleri yenilikçi ve sorgulayıcı bir bakış açısıyla tutum ve davranışlarına yansıtmış, zengin bir yaşama kültürüne sahip, geleceğe güvenle adım atan üretken bireyler olarak yetişmesini sağlamaktır. Okulumuzda anaokulundan başlayan eğitim serüveni sadece akademik bir eğitim değil, aynı zamanda sosyal yaşama dayalı bir aile bağı, hayat boyu hatırlanacak en özel anıların birikimidir. Onlar ailemizin en yeni, en genç üyeleri. sanatın evrensel dünyasını keşfetmek için henüz yolun çok başındalar belki ama hepsinin sonsuz hayal güçleri var. Düşünce yapıları yeni yeni gelişen öğrencilerimizin okulumuzda bilgiye oyun yoluyla dokunurken renkli dünyalarında daha sağlıklı bir gelişim sürecine girmelerini önemsiyoruz. Gelişimsel ihtiyaçlarını çok yönlü olarak karşılarken işbirliği, iletişim ve problem çözme gibi sosyal becerilerinin gelişmesi için onlara fırsatlar sunuyoruz. Tüm bunları yaparken her öğrencimizin kendi hikayesinin kahramanı olduğunu da biliyoruz. Seramik, yoga, bilişim teknolojileri Dans ve drama gibi kulüp etkinlikleriyle deneyimlerini güçlendirmelerini sağlıyoruz. Biri Türk ve biri yabancı olmak üzere iki öğretmenimiz, öğrencilerimizin ikinci bir dili öğrenmeye başlamaları için iletişim ve dil becerilerini geliştirmelerine olanak sağlarlar. ODTÜ Geliştirme Vakfı Okulları ailesinin en minik üyeleriyle güçlü aile bağlarımızı kurarken, keyifli ve eğlenceli deneyimlerle anılarını da zenginleştirmeyi hedefliyoruz. Öğrencilerimiz edindikleri bilgi, beceri ve deneyimle kendilerini tanıma ve gelecekleri hakkında güzel hayaller kurma fırsatını yakalamaktadır. ODTÜ Geliştirme Vakfı Okulları olarak öğrencilerimizin bilgiyi edinmesinin ötesine geçerek bu bilgiyi çeşitli alanlarda üretici bir biçimde hayata geçirmesini hedefliyoruz. Her gün derslere başlamadan önce yapılan paylaşım saatinde ülkemizde ve dünyada gelişen olaylar hakkında konuşarak, yorumlar yaparak duygu ve düşüncelerini birbirlerine aktarırlar. Evet. Öğrencilerimiz akademik yönden başarılı oldukları gibi <laughs> ilgi ve yetenekleri doğrultusunda farklı etkinliklerde yer alarak sosyal gelişimlerini de tamamlarlar. yoga, dans, drama, koro, eğlenceli bilim, satranç, or, spor, tiyatro ve tenis sunduğumuz olanakların bazıları. 1996 yılından bu yana Eko Okul projelerimizle Türkiye'nin ilk yeşil bayrağını alan okulumuzda ailemizin genç üyeleri erken yaşta çevre bilince edinmiş, sorumluluk sahibi, doğayla barışık bireyler olarak yetişmektedir. Tüm bu gelişim sürecinde büyük ailemizin yeni bireyleri gün ve gün büyüyor, gelişiyor ve yeni anılar biriktirmeye devam ediyor. Zaman ve değişim bilişim çağında yaşantımızı belirleyen iki temel gerçeklik. ODTÜ Geliştirme Vakfı Okulları, eğitim yolculuğuna bu gerçeklikle devam ediyor. Zamanın ruhunu ve değişimin doğasını kavramış geleceğe yön verecek nesiller yetiştirerek. Onlar yaratıcı, üretken, duyarlı bireyler. Cesur, kendini gerçekleştirmiş öncü kimlikler. Onlar Atatürk'ün çağdaş nesilleri. her yıl onlarla büyüyor, çoğalıyor, gelişiyoruz. Sevgiyle, bilinçle, erdemle, çağdaş bir yaşama kültürünü üretmenin coşkusuyla. Büyüyerek çoğalan kocaman bir aileyiz biz. Pandemi öncesi dönemde her yerin çocuk sesiyle dolu olduğu okulumuza ait görüntüler elbette hepimizin özlemi. En kısa sürede bu günlere döneceğimize inanıyorum. Okul olarak büyük başarıları imza atıyoruz. Bu başarıları elde etmekteki en büyük etkenimiz kendimize rehber edindiğimiz misyonumuz ve vizyonumuz. Peki nedir misyonumuz? misyonumuz öğrencilerimizi bireysel gelişim özelliklerinin önemsendiği kendilerini gerçekleştirme fırsatlarının yaratıldığı ortamlarda atatürkçü düşünceyi benimsemiş çağdaş yaşamın gerektirdiği bilgi beceri ve değerlerle donatılmış bireyler olarak yetiştirmek vizyonumuz ise uluslararası tanınırlığını kanıtlamış fark yaratan bir okul olmak Vizyonumuza giden bu yolda uluslararası olmak ve fark yaratmak sözcüklerini sunumumuz içinde tekrarlayacağız. Çünkü bizim hedefimiz küçücük yavrularımızı bile ana sınıfından itibaren uluslararası alanda var olmaya hazırlamak. Günümüzün koşulları şunu gerektiriyor ki hiç kimse sadece kendi ülkesiyle ilgili çalışmayacak. Tüm dünya ile ilgili bağlantıları olabilecek. Bunun için uluslararası olmak bizim için çok önemli. Bu nedenle ilk uluslararası akreditasyon çalışmamızı Pearson ile yaptık. ODTÜ GV okulları olarak uyguladığımız iyi örnek çalışmalarımız Pearson tarafından akredite edildi. Ana sınıf öğrencilerimiz dahi uluslararası geçerli olan sertifikalarını aldılar. Bu sayede öğrencilerimizin başarıları uluslararası olarak da kanıtlandı ve kanıtlanmaya devam edecek. Aynı zamanda Council of International School yani Uluslararası Okullar Birliği'nin belirlediği kriterler doğrultusunda okulumuz akreditasyon çalışmalarını yürütmekte. Her durumda kendini geliştirmeye devam etmekte olan okulumuz en kısa sürede CIS akreditasyonu da tamamlamayı hedefliyor. Bu anlattıklarım kulağa biraz hikayemsi gelebilir. O nedenle ben size biraz da sonuçlarımızdan bahsetmek ve kanıtlar sunmak istiyorum. Sizler değerli veliler, yıllar sonra çocuğunuzun nerede olmasını istiyorsunuz? Bunu görmek istediğinizi düşünerek geçen yıl 12. sınıfı bitiren öğrencilerimizin kazandığı üniversite başarılarından biraz bahsetmek istiyorum. Öncelikle okul olarak bireysel başarıları değil, okulumuzun kitlesel başarısını önemsediğimizin altını çizmek istiyorum. Mezunlarımızın tamamı bir yüksek öğretim kurumuna yerleşme hakkı kazanırken %51'i ilk 10.000'de %72'si ilk 30 binde yer almıştır. 4 öğrencimiz ilk yüzde, 21 öğrencimiz ilk binde, 79 öğrencimiz ilk 5000'de yer almıştır. Bu başarı gerçekten büyük bir başarı. Başka bir yerden duymanız da çok mümkün değil. Özel üniversiteleri kazananların ise %55'i burslu programlara yerleştiler. Bunun yanı sıra özel üniversite tercih eden öğrencilerimizin yüzde yetmişi aslında isteseler kendi alanlarındaki devlet üniversitelerine de girme hakkı elde edebiliyorlardı. Onlar özel üniversiteleri tercih ettiler. Peki, şimdi soru şu olabilir. Bunu nasıl yapıyorsunuz? Temelde iyi bir yönetim anlayışıyla, iyi yetiştirilmiş akademik kadro ile yapıyoruz. Öncelikle bu akademik kadroyu seçerken çok titiz davranıyoruz. Bunun için 7500'e yakın başvurusu olan bir CV bankamız var. Bu CV bankasından elde ettiğimiz kendi kriterlerimize göre öğretmen adaylarını seçtikten sonra yetkinlik bazlı mülakat yapıyoruz. Bu mülakata en az 3 kişi katılıyor ve onların kararı ile alınıyor. Burada başarılı olan öğretmen adayları 40 dakikalık bir ders gözlemine alınıyor. O ders gözleminde de başarılı olan öğretmenimiz referans kontrolü yapıldıktan sonra ailemize katılıyor. Fakat bu iş burada kalmıyor tabi. Yeni gelen öğretmeni de eskiyi de herkesi çok hızlı gelişen dünyaya adapte etmek için düzenli mesleki gelişim programları düzenliyoruz. Bu mesleki gelişim programları o günün ihtiyaçları her neyse onun için yapılıyor. Okullar arası koordinasyon birimimizin aracılığıyla tüm okullarımızdaki öğretmenlerimiz işbirliği halinde çalışarak öğrencilerimizin bireysel farklılıkları doğrultusunda gelişimlerini en üst noktaya çıkarmayı hedeflemektedir. Bu hedefi gerçekleştirme yolunda okulumuz için fark yaratan en önemli uygulamalardan biri de performans geliştirme sistemimiz. Bu sistem öğretmenlerimizin mesleki gelişiminin sürekliliğini sağlamaktadır. Öğretmenlerimiz öz değerlendirme yaptığı gibi bir başka değerlendirici tarafından da değerlendirilmektedir. Sonuçlara göre gelişim planları yapılmakta. Bu gelişim planı üzerinden ilerleyerek yolumuza hızla devam etmekteyiz. Okullarımızda şu anda akademik kadromuzun kıdem ortalaması 7 yıl. Lisans üstü eğitime sahip olan öğretmenlerimiz %27 civarında. Öğretmenlerimizin yaş ortalaması 36. Toplam 900'ün üzerinde öğretmenimiz ve 400'ün üzerinde destek personelimizin yanı sıra 8000 öğrencisi olan büyük bir aileye sizler de okulumuza kayıt olduğunuzda dahil olacaksınız. Evet sıra geldi online eğitime. Kısaca artık hayatımızın bir parçası olan online eğitim süreçlerinden biraz bahsetmek istiyorum. Pandemi ilk başladığı günden itibaren tüm ekibimiz, öğretmenlerimiz uzaktan eğitim çalışmalarına çok kısa sürede adapte oldular. Gerekli altyapı, teknik donanımlar, online materyaller, çevrim içi araçlar sayesinde öğrencilerimiz eğitimlerine kesintisiz olarak devam ediyorlar. Bu alanda da fark yarattığımızı özellikle belirtmek istiyorum. Okulum temiz belgesini alan ilk okullardan biri olarak gereken tüm koşulları sağlıyor. Okulların açık olduğu dönemde tüm öğrencilerimizin okulda olmalarını çok çok önemsiyoruz. Eğitim süreçlerimizi ve daha detaylı bilgilendirmelerimiz sizlere ana sınıfı koordinatörümüz Ayşenur Uz İngilizce Zümre Başkanımız Pelin Işın tarafından aktarılacak. Şimdi sözü Ana Sınıfları Eğitim Koordinatörümüz Ayşenur Uz'a bırakıyorum. Merhabalar, ismim Ayşenur Uz. ODTÜ Geliştirme Vakfı Okulları Ana Sınıfları Koordinatörüyüm. Sizlere ana sınıflarımızın eğitim yaklaşımından bahsetmek istiyorum. ODTÜ Geliştirme Vakfı Okulları olarak önceliğimiz çocuklarımız. Onların sağlıklı birer birey olarak büyümeleri ve topluma karışmaları için kaliteli öğrenme ortamları sunmayı hedefliyoruz. Kendilerini güvenle ifade edebilen, bağımsız öğrenenler olmaları için okul öncesi eğitim olmazsa olmazımız. Elbette eğitim bir bütün. Gelin buna biraz yakından bakalım. Eğitim salt olarak akademik bilgilerin alınması değildir odağımıza sadece bunu alırsak çocuğun bütüncül gelişimini göz ardı etmiş oluruz. Nasıl ki biz yetişkinlerin farklı özellikleri, ilgi alanları varsa sınıfında bulunan öğrencilerimiz için de durum aynı. Bu nedenle bireysel farklılıklarını ve ihtiyaçlarını göz önünde bulunduran bir yaklaşımı benimsiyoruz. Bu noktada öğretmen ön plana çıkmaktadır. Bu kıymetli sözcüğün yeniden anlamlandırıldığı günümüzde öğretmenlerin sadece anlatıcı olduğu, öğrencilerin ise anlatılanları dinlediği ve tekrarladığı ezberci eğitim modelini benimsememiz düşünülemez. Biz çocuklarımızın merak ve keşfetme duygularını besleyerek öğrenmekten keyif almalarını istiyoruz. Doğuştan gelen, yaratıcı, üretken, merak dolu öğrencilerimizi aktif öğrenenler olarak öğrenmenin bir parçası yapmayı hedefliyoruz. Bu amaçla doğru yaklaşım, farklı teknikler, uygun değerlendirme yöntemleri, zengin materyaller ve yaşamla ilişkilendirilmiş öğretim ortamları planlıyor. Temel ihtiyaçları olan oyunu merkeze alan bir program yapılandırıyoruz. Tam da bu noktada bizi biz yapan uygulamalarımızdan bahsetmek istiyorum. Çocuklarımızı akademik becerilerden önce yaşam becerileriyle donatmayı birinci önceliğimiz kabul ediyoruz. Çünkü içinde bulunduğumuz pandemi koşulları da bize yakından gösterdi ki en güçlü olanlarımız bu koşullara adapte olabilen, zorluklar karşısında kolayca umutsuzluğa kapılmadan, geri çekilip pes etmeyenler. Duygusal dayanıklılık ve yılmazlık dediğimiz bu becerilerin temelleri erken çocukluk döneminde atılır. Biz bu noktada Uluslararası Sosyal Becerileri Geliştirme Programı olan ikinci adımdan faydalanıyoruz. Ana sınıfından itibaren başlattığımız programı ilkokulda da devam ettirerek çocuklarımızın sağlıklı ilişkiler kurabilen, olumlu bir benlik duygusu ile özgüveni gelişmiş bireyler olmalarını hedefliyoruz. Çocuklar günlük yaşamları ve içinde bulundukları çevre ile bağlantı kurarlarsa anlamlı öğrenmeyi gerçekleştirirler. Bu nedenle doğayı öğrenmenin bir parçası olarak gördüğümüz James çalışmalarımızdan bahsetmek istiyorum. James etkinlikleriyle çocuklar sevdikleri ve merak ettikleri konu ve temalarla hem temel bilimsel kavram ve yöntemleri deneyimliyor hem de keşif yoluyla öğreniyorlar. Örneğin bir penguen ailesini tanırken kendi ailesiyle bağlantı kuruyor İmparator penguenle boylarını karşılaştırarak matematik çalışmaları yapıyorlar. Sınıf toplumun küçük bir yansımasıdır. Öğrencilerimizi toplumumuzun geleceği olarak görüyor ve demokratik karar verme katılımlarını önemsiyoruz. Böylece öğrencilerimiz kendi görüşlerini ve seçimlerini özgürce ifade ederken başkalarının fikir ve görüşlerine saygı duymayı öğrenirler. Sınıf içinde demokratik karar verme süreçlerine sıklıkla yer verdiğimiz gibi ana sınıfları olarak her ay toplu seçimler yaparız. Seçimlerin sonuçlarını birlikte sayarken tercihlerimizi de demokratik ortamda yaşama fırsatı yakalarız. Sınıf içi demokrasiyi bir örnekle açıklamak isterim. Toplu yaşamın gerektirdiği kurallar bizim de olmazsa olmazımız. Ancak biz kuralları çocuklara dikte etmeyiz. Kurallara birlikte karar veririz. Bunun için öğrencilerimiz önce kurallarla ilgili fikirlerini, nasıl bir sınıf ortamı istediklerini tartışırlar. Ardından sınıfta olması gerektiğini düşündükleri kuralları ve bu kuralların neden olması gerektiğini açıklarlar. Kurallar arasından oylama yapılır ve oy birliğiyle sınıf kuralları netleştirilir. Kuralları kendi belirleyen öğrencilerimiz uymak için de azami özen gösterir. Kuralların işleyip işlemediği ya da gerekliliği süreç içerisinde yine öğrencilerle birlikte değerlendirilir. İhtiyaç dahilinde yeni kurallar sınıf oylamasıyla tekrar belirlenir. Biz çocuklarımız merak etsinler, oynasınlar, keşfetsinler, sorular sorsunlar, kısaca düşünsünler istiyoruz. Çünkü düşünmek hayattır. Zihnin atıl durumdan kurtulmasıdır. İnsanı diğer canlılardan farklı kılan şey düşünebilmesidir. Ne düşündüğümüz kadar nasıl düşündüğümüz daha mühimdir. Bu nedenle felsefe çalışmalarını çok önemsiyoruz. Pearson akreditasyonu alan bir soru yüz cevap çocuklarla felsefe programımız ile çocuklarımızın düşüncelerini görünür kılmayı, düşünmeyi alışkanlık haline getirmeyi sorgulama becerilerini geliştirmeyi ve bilişsel kapasitelerini arttırmayı hedefliyoruz. Biz düşünceler hakkında konuşuyor ve düşüncelerin saygıyla konuşulabileceği ortamlar yaratıyor. Özenle düşünmeyi deneyimliyoruz. Bunun nasıl olduğunu yaşanmış bir örnekle aktarmak isterim. Felsefe etkinliklerimizde içinde mutlaka felsefi bir sorun barındıran bir uyaran olur. Bu etkinin uyaranı bir aslanın arkadaşlarının yardımını aldıktan sonra onlara sırt çevirmesi üzerineydi. Hikayeyi dinledikten sonra yardımlaşma üzerine düşünmeleri için kimlere yardım ederiz sorusunu yönelttik. Bir öğrencimiz, aslan gibilere yardım edilmez dedi. Bunun üzerine epey bir süre tartıştılar. Ardından başka bir öğrencimiz, El ele olunca kuvvet doğarmış. Biz aslan gibi olanlara yardım etmeyi öğretirsek o zaman bir sürü insancıklar kazanırız. Her şey karşılıklı olmamalı diyerek tartışmayı sonlandırır. Bu noktada matematik çalışmalarımızdan da bahsetmek istiyorum. Matematiksel düşüncenin temelinin atıldığı okul öncesi dönem, çocukların matematik ile olumlu bir bağ kurabilmesi ve matematiği sonraki yıllarda da anlayabilmesi için kritik bir öneme sahiptir. Sayı hissi çalışmalarımız ile öğrencilerimize sayıları ezberlemeyi değil, anlamsal olarak sezdirmeyi ve sayı duygusu oluşturmayı hedefliyoruz. Örneğin sayıları sadece rakamlar olarak değil, farklı şekillerde, örneğin somut nesneler, çizimler, sözel ifadeler, parmakla ya da sayı doğrusunda gösterim gibi öğrencilerimizle buluşturuyoruz. Böylece sayılara çeşitli anlamlar vermelerine ve sayılarla esnek düşünebilmelerine imkan sağlıyoruz. Özellikle okuma yazma çalışmalarına hazırlık etkinliklerimize de vurgu yapmak istiyorum. Bizler görsel materyallerle zenginleştirilmiş sınıf ve koridorlarla görsel okul yazarlıklarının güçlenmesini hedefliyoruz çok çeşitli etkinliklerle öğrencilerimizin yazı ve ses farkındalıklarını geliştiriyoruz. Ama asla okuma yazma öğretmiyoruz. Hazır bulunuşluklarını en yüksek noktaya taşıyoruz. Böylece doğru zamanda, doğru yöntem ve teknikle okumayı zamanında öğrenmelerini sağlıyoruz. İlgi duymak öğrenmeyi tetikler. Hepimizin evinde olan Lego tuğlalarını sıradan bir oyun materyali olmaktan çıkarak etkinliklerimizin bir parçası haline getirdik. Altı tuğla etkinliklerimizle oyun yoluyla öğrencilerimizin meraklarını ve keşfetme dürtülerini harekete geçiriyoruz. Hem eğleniyor hem öğreniyoruz. Altı tuğla etkinliklerimiz öğrencilerimizin grup içinde kendilerini ifade etmelerini, iletişim kurmalarını, beden farkındalıklarını arttırmayı, yönerge takibi yapabilmelerini, işitsel algı, hafıza gibi dikkat becerilerini desteklemeyi, eşleştirme, ilişkilendirme, sayma, gruplama gibi birçok matematiksel becerilerini geliştirmeyi ve çevreye dair farkındalık kazandırmayı ve daha belki burada sayamadığımız birçok gelişim alanını desteklemeyi hedefliyoruz. Tüm bunları yaparken öğrencilerimizi yakından takip ediyoruz. Portfolyo öğrencinin bütünsel gelişimini görebildiğiniz en güzel takip yöntemlerinden biridir. Bu nedenle uluslararası bir dijital portfolyo ortamı olan Seesaw uygulamasını kullanıyoruz. Bu uygulama sayesinde öğrencilerimiz farklı öğrenme araçlarını kullanarak öğrenmelerini yansıtma fırsatı yaşarken velilerimiz de hem öğrencilerimizin gelişimini takip ediyor hem de çocuğun öğrenmesinin bir parçası haline geliyor. Bizler aile ve toplumun çocukların öğrenmesinin tamamlayıcı bir parçası olduğunu düşünüyoruz. Bu düşünceden yola çıkarak oluşturduğumuz veli destek programımız ile velilerimizin ve öğrencilerimizin ihtiyaçlarının dikkati alarak uzmanlarımızla aylık webinarlar düzenliyor, ev önerilerinde bulunuyoruz. Böylece okul aile işbirliğini güçlendirerek çocuklarımızın okulda ve ileriki yaşamlarında başarılı olmalarını hedefliyoruz. Toparlamak gerekirse odağımızda çocuklarımız var. Tüm süreçlerimizi Öğrenci merkezli öğretim teknikleriyle planlayarak her öğrencimizi sahip oldukları potansiyelin üstüne çıkarmayı hedefliyoruz. Bizler attığımız her adımı her çocuk özel bilinciyle atıyoruz ve sizleri de ailemize bekliyoruz. Şimdi ilkokul İngilizce koordinatörümüz Pelin Işın sizlerle birlikte olacak. Ama önce okulumuzdaki İngilizce dersinden bir kesiti içeren kısa bir video izleyelim. Is going to be where's the car? Where's the car? Ah! We found one car. Where's the car? Merhabalar, ben ODTÜ Geliştirme Vakfı Okulları İlkokul İngilizce Zümre Başkanı Pelin Işın. Yabancı dil eğitiminin özel okul tercihlerinizde önemli rol oynadığını bildiğim için ben de sizlerle İngilizce yaklaşımımızı, öğrencilerle ana sınıfından başlayan yabancı dil eğitimimizde izlediğimiz yolu paylaşacağım. Farklı ders saatlerinde alanında deneyimli ve yetkin öğretmen kadrosu tarafından yürütülen İngilizce programımızda öğrencilerimizin öncelikle İngilizce öğrenmeye istekli olmalarını, dile karşı olumlu tutum geliştirmelerini istiyoruz. Peki neden İngilizce öğrenmeye karşı olumlu bakış açısı geliştirmeleri bizim için bu kadar önemli? Çünkü biliyoruz ki onlar olumlu olurlarsa ilgileri artar, ilgileri artarsa farkındalıkları artar ve ben yapabilirim duygusu otomatik olarak gelişir. Bu da özgüvenlerini geliştirmelerine, kendileriyle ve yaptıklarıyla gurur duymalarını sağlar. Şöyle bir düşünün. Etrafınızda "İngilizce biliyor musun?" diye sorulduğunda konuşulan her şeyi anlıyorum ama bir türlü konuşamıyorum diyenler vardır. Bu kişiler okuduğunu anlayabilir, konuşulanları anlayabilir ama kendini ifade etmeleri beklendiğinde bunu yapamaz. Neden mi? Aslında iki nedeni olabilir. Biri ya yanlış yaparsam korkusundan kaynaklanan özgüven eksikliği, ikincisi ise bu kişilerin ezberci öğretim sistemiyle yetiştirilmiş olmalarıdır. Günümüzde çocukların küçük yaşlardan itibaren eleştirel düşünmesi, yaratıcı, işbirlikçi olmaları ve iletişim kurmalarının beklendiği, ezbercilikten tamamen uzak bir eğitim sistemi hızla ilerliyor. O yüzden bizim öğrencilerimiz size söyle deyince ezberlediği aklına gelen tüm İngilizce kelimeleri saymaz. Zaten bunu da beklemeyiz. O yüzden amacımız kelime ve kalıpları ezberletmek yerine bunları kalıcı hafızada yer almasını sağlayacak etkinliklere yer vererek öğrendiklerini kullanmalarını sağlamaktır. Örneğin meyve isimlerini arka arkaya sadece resimlerini gösterip tekrar ettirip ezberletmek yerine gerçek hayatla ilişkilendirdiğimiz Süpermarket ortamı yaratıp öğrendiğini burada kullanmalarını bekleriz. Hatta velilerimizle ortak kullandığımız platformda öğrencimizin aynısını yaşamıyla ilişkilendirerek video çekmesini ve bizimle paylaşmasını da bekleriz ki öğrenme kalıcı olsun, anlam kazansın. Ve bu anlarda görürsünüz ki öğrencimiz size öğrendiği her şeyi anlatmak için çaba sarf eder. Hatta sizler çocuğunuz anlamasın diye İngilizce konuştuğunuzda sizi anladığını fark edersiniz. Çünkü onlar bilmediğini odaklanmak yerine anladığı kısımdan çıkarım yapar, yabancı dille baş eder, yorum yapar, tahmin etme becerilerini geliştirir. Peki derslerimize gelelim. Derslerimizi nasıl planlıyoruz? E, program çerçevemizde her biri ayrı plana sahip olan 40 dakikalık nitelikli planlarımızı uygular sınıf öğretmenleriyle ortak etkinlikler, geziler planlarız. Buradaki amacımız İngilizceyi ders çerçevesinden çıkarıp hayatın bir parçası olarak öğrencilerimize sunabilmektir. Temaya giriş yaptığımız Games Hour'da kelime ve yapıları farklı oyunlarla öğretirken, Story Hour'da temaya uygun hikaye eşliğinde öğrenilen bu kelime ve yapıları pekiştirir hikayenin anlaşılıp anlaşılmadığına yönelik sorularla ve etkinliklerle derslerimizi işleriz. Drama Hour ise bizim kuklalar, maskeler, kostümler kullanarak öğrencilerimizin ikili ve grup halinde canlandırma yaptıkları bir saattir. Krill Hour ise bazen matematik, bazen fen, bazen de resim ve müzik derslerinin içerikleriyle şekillenir. Culture Awareness Hour ise öğrencilerimizin farklı kültürlerle tanışıp farkındalıklarının arttığı bir saattir. Bu sene farkındalıklarını yaşayarak öğrenmelerini de sağlayacak uluslararası e-twinning projesine öğrencilerimizi dahil etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Culture in a Box, farklı ülkelerden kendi yaş grubundaki arkadaşlarıyla online etkinlikler yaparak dünya insanı olmanın ilk adımlarını atmış olacaklar. Ayrıca yaş gelişim özelliklerine uygun motor becerilerinin ve yaratıcılıklarının geliştirildiği Arts and Crafts ve Pen and Paper Hour'da ise öğrencilerimizin yaptıkları farklı projeleri sunmalarına fırsat verdiğimiz bir zaman dilimidir. İletişime dayalı programımızda derslerimizde Türkçe kullanılmaz. Öğrencilerimizin kendine güvenen, bağımsız öğrenenler olmaları için kendi öğrenme süreçlerine yönelik düşünmelerini sağlamak ise bizlerin en önemsediği konulardan biridir. Bu yüzden öğrencilerimiz her tema sonunda kendi öz değerlendirmelerini yapar. Öğretmenlerimiz de öğrencilerimizin gelişimlerini haftalık kazanım tablolarına yansıtırlar. Tüm bunları yaparkenki amacımız hem öğrencilerimizin uzun yıllar boyunca sürecek dil eğitimine hem de lisemizde yürütülen uluslararası programımız olan ICCS'ye sağlam bir temel oluşturmaktır. Şimdi sözü Mersin Okulları Müdürümüz Seval Karakuş'a bırakıyorum. Merhaba, ben Seval Karakuş, ODTÜ Gelişme Vakfı Özel Mersin Okulları Müdürüyüm ve 22 yıldır bu ailenin bir üyesiyim. Sizlere Mersin Okulumuz hakkında bilgi vermek istiyorum. Okulumuzda eğitim ana sınıfından başlayıp 12. sınıf sonuna kadar devam etmektedir. Mersin okullarımızda toplam 718 öğrencimiz vardır ve bunun 404'ü ilkokul kısmımızda okumaktadır. Ana sınıflarımızda sınıf mevcutlarımız 20 öğrenci ile sınırlı olup, eğitim sürecini bir sınıf öğretmeni ve bir yardımcı öğretmeni ile sürdürmekteyiz. Ana sınıf öğretmenlerimizi okul açılmadan önce kura ile belirliyoruz. 1, 2, 3 ve 4. sınıflarımızda ise 24 öğrenci ile sınıflarımızı oluşturuyoruz. 1 ve 3. sınıfa geçişte öğrencilerimizi kararak yeni şubeler oluşturuyoruz. Yeni şube öğretmenlerimizi de okul açılmadan bir hafta önce yine kura ile belirliyoruz. Ortaokulda ise her yıl sınıfları kararak yeniden oluşturuyoruz. Bildiğiniz gibi dünya olarak zor bir dönemden geçiyoruz. ODTÜ Geliştirme Vakfı okulları olarak bizler de bu dönemi en sağlıklı şekilde atlatabilmek için gerekli önlemleri alıyor ve işleyişimizi de içinde bulunduğumuz koşulların şartlarına uygun olarak şekillendiriyoruz. Şu andan itibaren vereceğim bilgiler pandemi dönemi dışında yüz yüze eğitimimiz kesintisiz devam ederken okulumuzun işleyişine dair bilgilerdir. Sizler tabii ki pandemi dönemi uygulamalarımızı da merak ediyorsunuzdur. Bu dönemde okulumuzda her seviyede gerçekleştirdiğimiz uygulamalar birbirinden farklılık göstermektedir. Bu nedenle ben sizlere ana sınıfı uygulamalarımızdan da yeri geldikçe bahsedeceğim. Okulumuzda eğitime saat 8.30'da başlıyor ve 16.10'a kadar devam ediyoruz. Ana sınıflarımızda destek niteliğinde sabah beslenme saati yapıyoruz. Saat 12.10'da ise öğrencilerimiz öğle yemeklerini yiyorlar. Haftalık ders çizelgemizde belirlenen 40 ders saatlik akışa göre sınıf içi etkinliklerimizi planlıyoruz. Yarı yıl ve yaz tatili programımızı Milli Eğitim Bakanlığı çalışma takvimine göre uyguluyoruz. Okulumuzda öğrencilerimizi sistematik biçimde takip ediyor ve velilerimizle işbirliğini önemsiyoruz. Öğrencilerimizi bir üst sınıfa hazırlarken kazanmalarını beklediğimiz becerilere yönelik olarak derslerimizi planlıyor ve öğrencilerimizin hedeflenen yeterliliklere tam olarak ulaşmasını sağlıyoruz. Ana sınıfından itibaren akademik takibimizi yaparken öğrencilerimizin ihtiyaçlarını belirliyor ve bu doğrultuda ek materyaller, bireysel destekleme, online çalışmalar, gelişim eylem planları ile eksiklerin tamamlanmasını sağlıyoruz. Öğrencilerimize öğrendiklerini yansıtacakları, becerilerini destekleyici ya da öğrenmelerini pekiştirecekleri görevler vererek ana sınıfından itibaren öğrenmelerinin sorumluluklarını almalarını istiyoruz. İlk okula geçtiklerinde ödevler öğrencilerimizin derse hazırlık yaparak gelmesi, öğrendikleri konuları pekiştirmesi ve beceri geliştirmesi, öğrenmesini desteklemesi, kendi eksikliklerini fark etmeleri ve bunları tamamlaması amacıyla verilir. Verilen ödevle ilgili tüm sorumluluk öğrencimize aittir. Öğretmenlerimiz akademik konularda öğrencilerimizi her zaman desteklemektedir. Velilerden beklentimiz sadece öğrencilerimizin ödevlerini yapabilecekleri, sessiz, rahat, dikkat çekici objelerden arındırılmış uygun bir ortam yaratmaları ve günlük takiplerini yapmalarıdır. Öğrencilerimizin gelişimi için okul-ev iletişimini çok önemsiyoruz. Bu nedenle iletişim kanallarımızı sürekli geliştirerek güçlendiriyor ve pek çok iletişim kanalı kullanıyoruz. Bunlar arasında Veli Öğrenci Portalı'nı, Teams üzerinden gerçekleştirilen online toplantıları, yılda iki kez düzenli olarak yaptığımız veli toplantılarını sayabiliriz. Okulumuza özel okul güncem kitapçığı ile de ana sınıflarımızda ev okul arasındaki iletişimin devamlılığını sağlıyoruz. Peki Velilerimiz akademik süreçten nasıl haberdar oluyorlar? Tüm sınıflarımızda her ay başında ilettiğimiz Bu ay neler öğreneceğiz bültenimiz ile velilerimizi yapılacak çalışmalardan ve etkinliklerden haberdar ediyoruz. Her ayın sonunda ise ilettiğimiz ana sınıfı bülteni, ilkokul bülteni ve İngilizce bülteni ile ay boyunca yapılan etkinlikler ile ilgili paylaşımda bulunuyoruz. Tüm bu çalışmaların yanı sıra Velilerimizin zaman zaman uygulayıcı, zaman zaman da izleyici oldukları çeşitli etkinlikler de gerçekleştiriyoruz. Bunlar arasında ana sınıfları ile gerçekleştirdiğimiz aile katılım günlerini, ürün dosyası paylaşımlarını ve yıl sonu gösterilerini sayabiliriz. Sadece akademik değil, onların sanat ve spor gelişimlerini de önemsiyoruz. Görsel sanatlar, beden eğitimi, müzik, Yaratıcı drama, satranç, yoga gibi uygulamalı derslerimizi beceri odaklı eğitim yaklaşımı ile yapılandırıyoruz. Öğrencilerimizin becerilerini geliştirirken aynı zamanda değerlendiriyor ve velilerimizle paylaşıyoruz. Tüm bu derslerimize yönelik ilkokul kısmımızda müzik, görsel sanatlar dersliği ile beden eğitimi salonumuz bulunmaktadır. Aktif olarak kullandığımız ana sınıfı ve ilkokul kütüphanemiz Konferans salonumuz ve açık oyun alanlarımız ise süreci desteklemektedir. Öğrencilerimizin sosyal duygusal gelişimlerinin takip edilmesi, sağlıklı ebeveyn iletişimlerinin kurulması, öğrencilerimizin her türlü zarar ve riskten korunması temel amacımızdır. Şimdi sözü bu bilinçle çalışmalarını yürüten Psikolojik Danışma ve Rehberlik Birimi Zümre sorumlumuz Arzu Çebi'ye bırakıyorum. Merhaba. Ben Arzu Çebi. ODTÜ Geliştirme Vakfı Özel Mersin Okulları Psikolojik Danışma ve Rehberlik Birimi Ümre Sorumlusu ve Ana Sınıfları Psikolojik Danışmanıyım. Okulumuzda 22 yıldır görev yapmaktayım. Psikolojik Danışma ve Rehberlik Birimi olarak amacımız öğrencilerimizi her yönüyle tanımak, sosyal, duygusal becerilerini geliştirerek duygu ve düşüncelerini ifade edebilen, problem çözme ve karar verme becerileri gelişmiş, duyarlı çevrelerine uyum sağlayabilen bireyler olarak yetişmelerine yardımcı olmaktır. Bu amaç doğrultusunda okulumuzda ekranda gördüğünüz konu başlıkları altında pek çok çalışma sürdürmekteyiz. Önleyici ve gelişimsel rehberlik anlayışı doğrultusunda öğrencilerimizin bilişsel, duygusal ve sosyal gelişimlerini desteklemeye yönelik çalışmaları yürütmekteyiz. Her öğrencimizin psikolojik danışmanını tanımasını rehberlik servisinden nasıl yardım alacağını bilmesini çok önemsiyoruz. Sadece sorun yaşayan değil, tüm öğrencilerimizin rehberlik hizmetlerinden yararlanmasını hedefliyoruz. Bu doğrultuda yıl boyunca her öğrencimiz ile bireysel psikolojik danışmanlık görüşmeleri yapıyoruz. Bu rutin görüşmelerin yanı sıra psikolojik danışmanların belirlediği ya da öğretmen ve anne babalardan bizlere iletilen öğrenci ihtiyaçları çerçevesinde de pek çok görüşme gerçekleştiriyoruz. Bu açıklamalardan sonra aile desteğini ve işbirliğini nasıl sağlıyoruz sorusu aklınıza gelmiş olabilir. Psikolojik danışma ve rehberlik birimi olarak öğrenci gelişiminde aile desteği ve işbirliğinin önemine inanarak velilerimizle de pek çok çalışma yürütüyoruz. Gelişimsel özellikler ve ihtiyaç duyulan konularda bireysel görüşmeler yapıyor, seminerler planlıyor ve ortak ihtiyaçlar doğrultusunda velilerimizin paylaşımlarda bulunmaları için veli odak grup çalışmaları düzenliyoruz. Hazırladığımız veli bilgilendirme bültenleri ve videolar ile de velilerimizi destekliyoruz. ODTÜ Koleji'nde Psikolojik Danışma ve Rehberlik Birimi eğitim-öğretim süreçleri ile bütünleşmiştir. Bu nedenle öğretmen işbirliğine önem veriyor, yapılan haftalık görüşmeler aracılığıyla öğretmenlerimizle öğrencinin sosyal, duygusal ve akademik gelişimlerini takip ediyor. Önleyici ve gelişimsel çalışmalar planlıyoruz. Dinlediğiniz için teşekkür ediyor. Sözü tekrar okul müdürümüz Seval Karakuşa bırakıyorum. Arzu öğretmenimize teşekkür ediyorum. Okul işleyişimiz ve psikolojik danışma ve rehberlik birimi yaklaşımımız hakkında verdiğimiz tüm bilgilerden sonra şimdi sizlere kayıt sürecimiz hakkında bilgi vermek istiyorum. ODTÜ Geliştirme Vakfı okulları çalışanları, ODTÜ mensupları ve okulumuzda öğrenim gören öğrencilerin kardeşlerinden arta kalan kontenjan dahilinde okulumuza öğrenci alımı yapılmaktadır. Tüm başvurular alındıktan sonra aday öğrenci tanıma etkinliği sonucuna göre öğrencilerimiz kayıt hakkı kazanırlar. Ana sınıfında 4 şube açılmaktadır. Toplam 80 öğrenci kontenjanımız vardır. Ekim, Kasım, Aralık 2015'li, 2016 doğumlu öğrenciler alınacaktır. Ana sınıflarımıza online başvurularımız 25 Kasım 2020 tarihinde açılmıştır. Öğrenci tanıma etkinliği online ortamda düzey öğretmeni ve bir psikolojik danışman gözetiminde yaş gelişim özellikleri dikkate alınarak bireysel olarak gerçekleştirilmektedir. Etkinlik için herhangi bir hazırlık yapmanıza gerek yoktur. Kayıt hakkını kazanabilmek için Öğrencilerimizin yaş gelişim özelliklerine göre hazırlanmış aday öğrenci tanıma etkinliğine katılımı ve olumlu sonucu zorunludur. Ana sınıfa alım görüşmesi tamamlanan öğrencilere kayıt hakkı ile ilgili e-posta gönderilecektir. Kayıt hakkı kazanan öğrencilerin ön kayıt işlemini kendilerine e-posta ile bildirilen tarihe kadar tamamlamaları beklenmektedir. Okulumuzca bildirilen sürede kayıt yaptırmayan adayların başvurusu iptal edilerek yedek listedeki öğrencilere kayıt hakkı verilecektir. Şimdi sözü tekrar kurucu temsilcimiz Deniz Hanım'a bırakıyorum. Bu birinci sınıfa başlama konusu bizim yıllardır cevap vermeye çalıştığımız bir konu. E, ana sınıfı öğrencilerimizin birinci sınıfa direkt devam etme hakkı var. 4 yaş öğrencilerimiz 5 yaşa, 5 yaş öğrencilerimiz birinci sınıfa devam ediyor. Hatta 12. sınıfa kadar kesintisiz okuma hakkı elde ediyorlar. Ana sınıfında okumayan öğrencilerimiz birinci sınıfa gelme koşulları şu, ya ODTÜ personeli çalışanı ya da okulumuzda abisi ablası olması. Bunun dışındaki öğrencilerimizin birinci sınıfa devam etmesinin temel koşulu ana sınıfımız. İlkokul ve ortaokulumuzda burs uygulamamız yok. Akademik başarıdan dolayı öğrencilerimiz 8. sınıftan mezun olduklarında girecekleri sınavlar çerçevesinde, okulumuzdaki başarı çerçevesinde burs almaya hak kazanıyorlar. 9. 10. sınıfta bursları devam ediyor. Şu koşulların olmaması durumunda 85 başarının yüzde 85 başarının altında kalmamaları ve disiplin suçu işlememeleri koşuluyla bütün lise boyunca bunların gerçekleşmesi halinde öğrencilerimiz akademik başarı bursuyla devam ediyorlar. Bütün öğrencilerimiz, okulumuza başlayan tüm öğrencilerimizin 12. sınıftan mezun olma hakları var. E, bize, e, o, bizim için olmaz, bu öğrenciden bir şey olmaz demek bir eğitim kurumu olarak bize yakışmayacağını düşünüyoruz. Bu e, çalışmalarımız çerçevesinde tabii şu çok geliyor, diğer okullarda yapılıyor, çok başarılı öğrenciler bir sınıfta. Daha az başarılar başka sınıflarda. Bizim böyle bir uygulamamız yok. Ana sınıfından 12. sınıfa kadar başarılı ortalaması aynı ya da benzer olan sınıflarla devam ediyoruz. Başka bir güçlü alanımızı söyleme fırsatı oldu. Şöyle diyoruz, birçok okul var birçok okulda uygulanan birçok farklı şey var. Birçok zincir okul var. Bizim okullarımızın bu anlamdaki temel farklı, öğrencilerimiz eğer ikinci sınıftalarsa ODTÜ Geliştirme Vakfı okullarında ya da danışmanlıklarında okuyorlarsa aynı eğitim programını uygularız. Aynı değerlendirmeleri yaparız ve onların birbiriyle karşılaştırarak daha başarılı olmasını Potansiyellerinin daha üstüne çıkmasını hedefleriz. Bu da bizim e, ak, e, koordinatörlük birimimiz var. Onlarla oluyor. Şubelerle iletişim ve koordinasyon birimimiz, onlarla oluyor. E, onlar bütün okullardaki branşlar bazında gerekli değerlendirmeleri, gerekli ders planlamalarını tamamlıyorlar ve tüm okullarımızda aynı sistem uygulanıp aynı sınavla değerlendirme yapılıyor. Bizim okulumuzda bugün 7. sınıf öğrencisi olan bir öğrencimiz, diyelim ki Mersin'de öğrencimiz, aile taşınıyor Ankara'ya. Hiç sorgusu sualsiz kitabını, defterini alarak Mersin okulumuzdan kıyafetlerini alarak çıkıyor, Ankara'ya geliyor, ertesi günde eğitim öğretimine Ankara okulumuzda sürdürüyor. Bizim fiyat politikamız çok şeffaf, herkes için aynı fiyat uygulanır. Kardeş indirimi herkes için aynıdır, peşin indirimi herkes için aynıdır. Bunun dışında bursumuz varsa burs kriterlerimiz bellidir, öğrencilerimizin bundan nasıl yararlanacağı bellidir. Bununla ilgili ayrıntılı bilgiyi web sayfamızdan net bir şekilde öğrenebilirsiniz. Bunun dışında da acaba bize ayrıca bir değişik durum olur mu, indirim olur mu diye özellikle sormamanızı rica ediyorum. Çünkü herkes için aynı olduğunu eğer bizim verilerimizle konuşursanız zaten öğrenmiş olursunuz. Öğretmen değişikliğinden söz etmeden önce bizim yapımızdan biraz bahsetmek istiyorum. E, 4 yaştan 5 yaşa geçerken öğretmenimiz değişir. Birinci sınıfta ve ikinci sınıfta öğrencilerimiz aynı öğretmenle devam ederler. Üçüncü sınıfta öğretmen değişir. Üç ve dördüncü sınıfta yine farklı bir öğretmenle süreci sürdürür öğrencilerimiz. Beşinci sınıftan itibaren sınıflar da değişir, öğretmenler de değişir. Zaten oradan sonra sınıflar, öğretmenler değişerek biz okul arkadaşlığını önemsiyoruz. Sınıf arkadaşlığından çok okul arkadaşlığı önemli. Yani şöyle ana sınıfında başlayan bir öğrenci 12'den mezun olduğunda hemen hemen herkesle sınıf arkadaşlığı yapmış. Hiç olmadı servis arkadaşlığı yapmış olur. Öğretmenlerimiz de değişerek onların yolunu çizmeye devam ederler. Biliyorsunuz ne kadar çok insan tanırlarsa hem onların iletişim becerileri gelişiyor. Hem insan tanıyorlar hem de dünya, sizlerin de bildiği gibi network dünyası. Onların o network'ünü geliştirmek için elimizden geleni yapıyoruz. Hatta sadece kendi okullarında değil, diğer okulları gene kendi okullarımızla yaptığımız etkinliklerle onların tanışmasını, birlikte olmasını, proje yapmasını, takım olmalarını çok önemsiyoruz. Ana sınıflarımızda okuma yazma öğretmiyoruz. E, hedefimiz öğrencilerimizin okuma yazmayı zamanı geldiğinde hızlı bir şekilde öğrenebilmeleri için gereken hazır bulunuşluklarını arttırmak. Bu noktada onlara ses ve yazı farkındalığı çalışmaları yapıyoruz. Görsel ve işitsel materyallerle e, becerilerini destekleyecek çalışmalarla zamanı geldiğinde hızlı bir şekilde okuma ve yazma süreçlerine e, geçiş sağlamalarını e, hızlandırıyoruz. Aday öğrenci tanıma etkinliğimiz bizim olmazsa olmazımız. Bize başvuran her aday öğrencimizle bu görüşmeleri yapıyoruz. Normal şartlarda yüz yüze yaptığımız etkinliğimiz bu yıla özel olarak online ortamda gerçekleştirilecektir. Öğrencilerimizin yaş gelişim özelliklerini dikkate alarak hazırladığımız ve 20 dakika sürecek olan etkinliğimiz sonrasında adaylarımızın kayıt hakkı kazanıp kazanmadıklarını belirlemiş olacağız. İkinci yabancı dil eğitimimiz 5. sınıftan itibaren başlamaktadır. Her öğrencimizin mizacı birbirinden farklı. Bazı öğrencilerimiz yeni katıldıkları ortamlara uyum sağlamakta ya da anne babalarından ayrılmakta güçlük çekebilirler. Bu oldukça doğal. Sınıf öğretmenlerimiz ve PDR birimimiz bu konuda işbirliği yapıyorlar. Yapılan oryantasyon etkinlikleri ve psikolojik danışmanlarının bireysel takip ve desteği ile ailelerle kurduğu yakın iletişimle öğrencilerimizin okul uyumu destekleniyor. Öğrencilerimizin olumlu davranışlarını fark ederek pekiştirmek önceliğimiz. Elbette öğrencilerimizi ihtiyaç duyduğumuzda dahil ettiğimiz bir ödül ve yaptırım sistemimiz var. Bu çerçevede PDR birimi, sınıf ve branş öğretmenleri, aile ve okul idaresi işbirliğiyle öğrenci davranışlarının olumlu yönde gelişmesini destekliyoruz. Ayrı sınıflar mı olmalı yoksa ikizleri bir arada mı tutmalı? Anne babaların sık sordukları sorulardandır. Bu soruya genel olarak ikizlerin bireyselleşmelerine fırsat tanımak adına ayrı sınıflara vermek şeklinde cevap verilebilir. Ancak okul döneminde sınıfları ayırmak tek başına bireyselleşmek için yeterli ve etkili bir çözüm olmayacaktır. Buradaki en önemli nokta, ikizlerin doğdukları andan itibaren, hatta doğumdan önce de ayrı birer birey olduklarını hatırlamak, bebeklik ve çocukluk dönemlerinde bu şekilde yetiştirilmelerine çaba göstermektir. Bu nedenle bulunduğumuz pandemi koşulları, ikizlerin bireysel özellikleri, anne babanın gözlemleri ve yapılan tanıma görüşmesindeki eğitimcilerin değerlendirmeleri de dikkate alınarak, aile ile birlikte karar vermenin daha doğru olduğunu düşünüyoruz. Öğrencilerimizin kayıtları tamamlandıktan sonra öğrenci tanıma görüşmelerini yapan ana sınıf öğretmenlerimiz, psikolojik danışmanımız ve müdür yardımcımızdan oluşan komisyon tarafından sınıflar oluşturulmaktadır. Okul açılmadan bir hafta önce sizleri de davet edeceğimiz günde öğretmenlerimizi kura ile belirliyoruz. Tanıtım videomuzu izlediğiniz için teşekkür eder. Sağlıklı günler dileriz.